Aydın Germencik'teyim. İncir'in ana vatanındayım. Burası incir pazarı. Üretici kendi ürettiğini getiriyor ve birinci elden satışa sunuyor. Baksanıza incirler o kadar güzeller ki kurusunu yemeden de gitmem. Selamun aleyküm. Nasılsın amca? Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk amca. Adın ne? Adım İbrahim. Bu arada abla hakkını helal et. İncirini aldım. Bu pazarda herkes incir satıyor. Bir tek sen satmıyorsun. Onların incir ağaçları var. Benim yok. Benim zeytin ağacım var. Ben kendi malımı satıyorum. Peki İbrahim amca neden incir pazarına geliyorsun? Yağ pazarı yok mu burada? Burası incir pazarı ama köylü pazarı. Organik, herkes kendi malını satıyor. Dışarıdan bir ürün gelmiyor. Yani kim ne yapıyorsa satabilir mi? Hayır. Yaz semtinin pazarı aşağıda. Bu pazar yerinde hiç kimsenin yeri yok. Belediyeye ait. Her erken gelen istediği yere yeri koyabiliyor. Niye buraya koydun diyen de yok. Köylü olması şart. Mesela şehirden gelen olmaz. Yani şu bayan mesela ortaklardan geliyor. Ha. Diğer beyefendi Tire'den geliyor. Aydın çevresi. Peki bu bölgenin zeytini meşhur. Meşhur. Havasından suyundan değil mi? İbrahim havasından amca? Suyundan. Yemişi meşhur. Balımız da meşhur. Peki bu yağı nasıl yapıyorsunuz? Yağ zeytini topluyoruz. Fabrikaya götürüyoruz. Fabrikada konteynerde sıkılıyor. 2 saat sonra bizi yağ olarak geriye veriyor. Hı-hı. Nasılsa bir portakalı suyunu sıkıyorsan, şurup olarak içiyorsan bu zeytinin yağı da öyle. Zeytinin şurubu. Peki sen fabrikadan geldikten sonra bir şey karıştırıyor musun? Hayır, şuraya? Hiçbir şey karıştırmayız. Sadece üst kapağını açar, üzerine bir tülbent koyuruz. Niye? Güğümlerin hava alması için. Ondan sonra bir gün sonra kapatırız ağzını. İşte böyle şişelere getiriyor, katıyoruz. Getirip burada satıyoruz. Ya İbrahim abi, ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Buralarda böyle gezerken bu zeytinin ya da fabrikasının etrafından geçerken bir koku var, bir koku var sorma. Kokar. Niye kokuyor? Tabii zeytin kokar. Zeytin pirine, çünkü yanıyor pirine, o kokar. Pirine ne? Zeytinin çekirdeğinin ezilmişi. Ha, çekirdek. Yani çekirdeğinin ezilmişi, posası ama çekirdeğinin ezilmişi. Mesela zeytinyağı fabrikası mis gibi kokar dedi. Bize mis gibi gelir ama sizlere bilmem. O zeytin yağının kokusudur yani. Ay yok ya. İbrahim amca çok kötü kokuyor gerçekten. Ben hiç sevmiyorum. Yok çok yemesi güzel. Yemesi lezzetli de. Kokusu ama da tanıyoruz güzel. Yani. Burada zeytinyağı ile ilgili bir işlem var bu memlekette. Kokuyor diyorsun ama kokmaz. O size kokar, bize değil. Biz içindeyiz çünkü. Sen bir de para kazanıyorsun İbrahim amcacığım. Kazanıyoruz ama kendi malımızı topluyoruz ellerimizden. Götürüyoruz fabrikaya, toplayıp getiriyoruz. Ekmek neredeyse gönül orada. Biz oradayız. Aynen. Biz oradayız. Zeytinyağının faydaları nelerdir? Faydaları çok. Ezmeğinden almış olduğum bir şurup kadar değerli. Bir kokusuna bakayım. Buyurun. İçtiğin zaman iç bağırsakları falan düzenliyor yani. Oo diyorum. Oo çok gerçekten güzel ya. Kokusu var ya mis gibi. Ben bir zeytinyağının tadına bakayım canlarım. Kokusu güzel, tadı nasıl acaba? Bir su bardağı içebilirsin. Bir su bardağı mı? Bir gün daha. Bir daha içtiğin zaman aynı su içer gibi. İbrahim amcacığım, zeytinyağını çiğ içmek insana zararlı mı? Değildir, faydalıdır. Bir bardak iç diyorsun, o bir bardak rahatsız etmez mi insanı? Hayır, bağırsaklarını yumuşatır. Bağırsaklar devir daim oluyor, boşaltıyor bağırsaklarını. Hadi tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay Aydın Germencik'te buraların meşhur zeytinyağını içeceğim vallahi çiğ çiğ. Neden yemyeşil bu? Zeytinyağı yeşil olması gerekir. Sarı olanlar da var. Çok sarısı tam zeytinyağının hani olmuş geçmişi demektir. Ha. Bu yeşilken topladığın zaman yeşil olur. Tabii yeşilken toplanıyor, erken toplanıyor. İbrahim amca, peki Ege'de neden zeytinyağı önemli? Çünkü çiçek yağını güne bakandan olduğu için biz yemesini bilmiyoruz. Alışmadık. Donuk yağı da yemiyoruz doğuda büyümediğimiz için. Ege'de zeytin bol. Faydası çok. Faydası haddinden fazla. Evet. Zeytin yağını tercih ediyoruz. Başka yağ yiyemiyoruz yani. Siz pilava bile zeytinyağı koyuyorsunuz değil mi? Zeytinyağı. Peki kokmuyor mu? Hayır, kokmaz. Siz de kokuyu almıyorsunuz bence. Ama biz alışıkız buna. Peki ben bir tadına bakayım. Gerçekten güzeldi vallahi. Bunların hepsi aynı mı? Hepsi aynı. Ay çok beğendim vallahi. Katayım da içer misin? Yok abi, sonrasında. Ye inciri boş ver. Yiyeyim. Adın ne senin amca? Sabahattin. Sabahattin amcacığım ya, sen neden bağırıyorsun bu köyde ben gibi? Bana da bak, çok bağırınca köyün delisi ya diyorlar. Öyle şey değil yani, çağırdım yani, reklam var ya. Reklam. İyisin değil mi?
incir satıyorsun. Ya bir evet. de bağıra bağıra satıyorsun. Senin gibi satan da yok. Var böyle, var. Böyle bağırırlar. Az sert olacaksın. Çok yumuşak olma. Neden? Olur mu ya? Çok yumuşak olur mu olmaz. Biraz sert ol. Sağlam dur, sağlam. Ama sert olursan kötü olur. Ya olmaz. Çok aşırı değil de normal bir sertliği. Reklam bu. Reklamsız hiçbir iş olmaz. Reklam... Sen yani... ekmeğine bağırıyorsun nasıl bile. Tabii. Gel gel, incir var. Sebahattin amcamın incirleri var. Al, al amca. Abi. Al, incir al. İncir al, incir. Çok güzel. Bak yiyorum vallahi mis gibi. Benden de iyi reklam olur ha, değil mi? Tabii canım abi. Vallahi. Teyzeciğim nasılsın? İncir lazım mı? Allah gel Allah. Al al, çok güzel mis gibi. Yirmi bak tane diyorum. Gel. Al bir tane ye. Almak önemli değil, 20 tane daha at, önemli değil. Ne satıyorum iyi bak, ne olacak be ya. Al arkadaş, sen de al. Sebahattin amcamın gözü gönlü tok. İster gönlü alsın, ister almasın. Ne, hiç sorun değil. Her geçene zaten bir tane verirsen sen ne satacaksın ya? Böyle ver, veren el olan elden üstün. Aynen ya, Sebahattin amcam benim, doğru söylüyorsun. Peygamberin hadis-i şerifi var. Ver diyor. Veren el alan elden üstünmüş. Yani ikram iyi bir şey. Ne olursa olsun ikram edecek. Peki burada nasıl bağırıyorsun Sebahattin amca? Böyle herkese bağırılmaz mı? Herkes bağırılmaz. Adam ben böyle alacak olanı derim. Almayacak olanı adam zorla çağırır. Gözünden anlıyor ya. Musun Sebahattin Tabii amca? Tabii canım anlarım ben. Ya peki benim gözümde alacak tip var mı? Hı? Benim gözümden alacak bir tip var mı incir? Ya bakarsın alırsın ya vallahi işte öyle. Benimsi ben muallakta. benim gibi müşterilere satış yapmak senin kabiliyetinle alakalı. Tabii. Doğru. Aynen sen iyi pazarlarsan bana satabilirsin. Evet. İyi pazarlayamazsan satamazsın doğru, Sebahattin doğru, amca. Canım, doğru. Dedim doğru. Sebahattin amcacığım sen çok cömertsin kesin evde teyze senden şikayetçidir. Elin yok, açık yok. Ya herkese veriyorsun. Yok diyor. Yok benim hanım benden daha çok veriyor. Ya. Ben sıkıyım. Hanım daha iyi. Nasıl sıkısın? Sıkılık ne demek senin için? Yani biraz sert şey yani demir löpe be. Hani vermiyorum yani kimseye bir şey. Ya. Herkese dağıttım. Şimdi gel ye dedin. Olsun oradan da geliyor. O önemli değil. Bir taneden geliyor. Bir şey olmaz. Olmaz. Sebahattin amca cimri misin tutumlu musun? Ya tutumum vardır. Huzura yeri para vermem. Neye para vermezsin? Yani fuzule yeri para vermem yani. Ha, tabii israf günah zaten. İşte anladım. O kadar yani israf. Sana göre gereksiz nerelere para harcanmaz? Gereksiz olan şey ne? Ya şimdi gereksiz para nereye harcanmaz? Şimdi atıyorum. Sebahattin amca bir tane daha ceviz alabilir miyim? Ya al bir tane daha, ikiden daha al. Önemli değil. Al bir tane daha gram. Ya o kadardan bir şey olmaz değil mi? Bu gerekli bir şey şu anda. Sebahattin amca vermeyebilirsin. Parasını verelim mi? Ya o kadar ne şey önemli. O kadardan bir yemek için alırsın ala o ayrı. Ben ancak çuvalla doyarım. Ver çuvaldan da veririm. Verir misin? Veririm. Yenge kızmasın sonra sana. Kızmaz. Sebahattin amca sen nelere para harcamazsın? Ya şimdi 5 gün gezeceksin 2 gün gez. 2 gün gezi yeter. 5 gün gezersen ne olur? 3 güne avan şeyden gider. Haraçtan gider. Ama niye öyle söylüyorsun? 5 gün gezecek yer var, 2 gün gezecek yer var. İşte anladım. Diyem bir yemek yiyeceksin, 5 kilo yiyeceksin az ye. Az mı yiyorsun? 3 kilo ye, 2 kilo ye. Aa, senin için yeme içme gereksiz o zaman. Hiç öyle görünmüyorsun ama. Yani demek istedim, huzura yer para vermem. Peki kıyafet? Siyaset mi? Kıyafet. Kıyafet mi? Kıyafet düzgün olacak. Kıyafete para harcanır mı? Harcanılıyor icabın yerine göre. Her gün değişik kıyafet giyer misin Sebahattin amca? Her gün giyemeyiz. Biz köylüyüz. Biz köylüyüz bacı. Hayır Sebahattin amcam ya. Köylü adam milletin efendisidir. Tabii canım. Sizin işiniz dağda bahçede olduğu için çabuk kirleniyor değil mi? Doğru. Tabii tozun içindeyiz hanım. Bu germencin incirin niye meşhur? Lezzeti nereden? Lezzetini Allah veriyor. Bunu biz yapamayız işte. Topraklarından, suyundan, Allah'ın nasibinden. Tabii. Peki doğru. Sen niye incircisin? Hep pahalı şeyler satıyorsun bak zeytinyağı pahalı, ceviz pahalı, incir pahalı, evet. Zeytin ben pahalı. Ben şuradan dalgam verim de. O ne? Bunu evde bak ne yapacaksınız? Buna kavurun. İki tane yumurtacak içine bir kavur karaciğerin ilacı. Ciddi diyorum bak. İncir mi? Yok yok.
ısırgan otu. Yumurtayla doğrayacaksın, kavuracaksın, Allah olsun diyeceksiniz bana. Sen niye bana ucuz şey veriyorsun, ceviz vermiyorsun? Bir çuval veriyordun hani. Ne? Bir çuval ceviz veriyordun, niye ısırgan otuyla beni kandırmaya çalışıyorsun? Isırgan otunu yesek de olur, yemesek de olur. Hayır ama cerebes diyor işte o. Ciğeri faydalı. Isırgan otunun faydaları nelerdir? Karaciğerin ilacı, yiyeceğin ciğeri koruyor işte. İncirin faydaları neler? Bağırsağı çalıştırıyor, kanı güzelleştiriyor. Şimdi bu kanser hastalığı olanları bol incir ise bu hastalığı bertaraf eder. Zayıflığını atıyor, hastalığı yeniyor. Buna yiyeceksin. Herkes yiyor yani. Aynen. Kur'an-ı Kerim'de bile adı var. Tabii canım Allah'ım. Armut sapından yüzüm köpüne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.